Rüyük enerji hoş geldiniz. Bugün lokalin serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer izlediyseniz şu anda ekrana çıkan önceki butonu tıklayarak da bir önceki şansladılar serisine de gidebilir, bölümüne de gidebilirsiniz arkadaşlar. Nedense hep serisine diyorum, bölümüne diyeceğime. O da güzel bir bölüm idi. Umarım bu da daha güzel bir bölüm olur. Hadi hemen başlayalım. Beni mutlu etmek ve desteklemek için arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz beğenileriniz şu an benim için gerçekten de çok çok önemli. Kanal bayağı bir kötüye gidiyor. O yüzden bu zor günde hepiniz yanımda olursanız gerçekten de çok sevinirim. Dor abi tamam sakin ol. Tamam lütfen sakin ol ya. Lütfen bana böyle şimşek falan yollama oralardan ya. Harbiden sinir olmaya başladım artık. Tamam Iron Man'e ileteceğim sözlerini. Tamam sakin olsan lütfen bana böyle ceza verme ya. Adam öyle bana şimşek çarptırıp duruyor. Yazıktır, günahtır. Her neyse. Ya şey kırayım, saman balyası kırayım daha mantıklı. İlk bölümde de arkadaşlar sizin yorumlarınızı okuduğumda saman balyalarını kır, onunla da ekmek yap demişsiniz. Gerçekten de böyle bir bilgi verdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ederim. Ben karpuz şeylerini görmüştüm ama bu saman balyalarına hiç dikkat etmemiştim. Siz deyince öğrendim, bunu da çok sağ olun. Bu daha da iyi tabii ki de. Hatta karpuza bakınca bu çok daha iyi. Çünkü bu ekmek arkadaşlar, karpuz hiç doldurmuyor neredeyse. O yüzden karpuzlara elveda. Ekmek her zaman daha iyidir. Şöyle bir ekmek yapalım hemen. Evet. Crafting table yaptık yani ekmeğe. Şöyle de bir ekmek yapacağız şimdi. Hatta bayağı bir kendimize şu an ekmek yapabileceğiz. İşte bu ekmekleri çok severim. Kendimi şu an ekmek yapan yaşlı teyzeler gibi hissettim. Neyse şu şans bloğunu da kıralım. Öte yandan hani gerçekten de çok fazla yenilik gelmiş. Yani çok fazla değil de yenilik eklemişler arkadaşlar. Ne gibi yenilikler eklemişler? Hemen size onu da söylemek istiyorum. Öncelikle şans bloklarından artık daha çeşitli şeyler çıkıyor ve asaların tekstürünü çok değiştirmişler. Yani gerçekten de çok HD ve çok güzel olmuş. O da benim çok hoşuma gitti. Bu videoyu çekme sebebimden siz ilk bölümünü beğenmişsiniz. Tekrar bir ikinci bölümde çekeyim dedim yani. Çünkü ben her zaman sizin beğendiğiniz şeyler çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü yani bunu sizler izliyorsunuz. O yüzden ona bayağı bir dikkat ediyorum ya. Şimdi altta falan taş cobblestone var mı? Evet varmış. Hemen şöyle cobblestone yapıp kendime furnace yapacağım. Çünkü burada gelişmeden adamlara saldırmak gerçekten de çok aptallık arkadaşlar. Ben 2-3'ten beri hep öyle yapıyorum ve hani öldüremiyorum adamları. Çünkü herif bir çıkıyor full iron set falan. Benim şununla dalıyorum mesela. Gidip ben hiç bunları kazmasam, direkt adama dalsam, adam full set, ben kürekle dalacağım ve 2 vuruyor ölüyorum. O yüzden arkadaşlar gelişin de dalın yani, gerekirse base'de bekleyin ama gelişin. Çünkü yoksa adamları öldürmeniz de kazanmanız çok zor. Şans bloklarından da öyle süper falan çok süper şeyler de çıkmıyor maalesef. Neden öyle ben de bilmiyorum yani. En fazla mesela güzel şu ana kadar bana Diamond Sword çıktı ama bu sefer o bile çıkmadı. Yuh yani pes diyorum. Neden bana böyle şeyler yapıyorsun ya. Neyse. Şimdi şu iron'ların pişmesini bekleyelim. Şöyle kendime bir tane chest plate yapayım. Daha sonra da bir tanesi piştikten sonra da bir tane de kılıç yapayım. Onlar da bir şey durana kadar şöyle kendime karşı yere, adaya kadar yol yapacağım arkadaşlar. Orada bakalım neler var, bir bakmak istiyorum. Çünkü diamond'lar falan oluyordu biliyorsunuz. Bakalım diamond falan var mı? Evet var galiba. İşte bu diamond'lar, sizleri çok özledim. Gelin bakalım, babanıza gelin. Babanıza gelin, diamond'ların asıl sahibi benim. Gelin şöyle, oh oh zengin oldum ya, tamamdır. 3 tane daha bulayım kendime, bence diamond chest plate yapsam daha mantıklı olur diyecektim ki hani gerçekten de çok şanslı şey çıktı şu an. Full iron armor oldum gördüğünüz gibi ve çok mutluyum açıkçası. Şurada bir tane daha şans bloğu vardı, onu da kıralım, ne çıkacak bakalım. Ne çıktı? Asa çıktı. Hemen asanın görünüşünü sizlere de göstereyim. Gördüğünüz gibi eskisine göre çok daha HD ve çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Hani ben gerçekten de çok beğendim. Öte yandan hemen bir karşı adaya daha gitmek istiyorum. Oradaki diamondları da alalım. Umarım bir adam falan da bize vurmaz yani. Birazcık da tabi şöyle dikkatli olalım. Bir şahin gibi etrafımızı süzelim. Tamamdır, adam yok, geçebilirsin İsmet RG. Şuradaki diamondları da hemen öküz gibi almak istiyorum yani, tabiri caizse. Hemen şu diamondları da aldık mı, kaç tane abi, ciddi misin, diamondum gitti. O diamondu geri istiyorum ben, lanet pislikler. 8 tane diamondumuz yok, 9 tane var. O diamondu da alsaydım kendime şu an iron diamond chest plate artı şey yapabilecektim. Diamond sword yapabilecektim. Her neyse, sağlık olsun, sıkıntı değil. Ve tavuk çıktı, bir sürü tavuğum var. Oo dostum, alev mi fırlatıyorsun? Al sana alev, ben de fırlatarım. Bak ben daha iyi fırlattım. Zaa yanıyorsun. Yanıyorsun, çıran sarayı gibi yanıyorsun. Öl dostum, ol, yumurtayla beni korkutamazsın. Adam kafama yumurta fırlattı benim ya, şaka gibi. Şurası da galiba benim base'imdi. Hemen kendi base'ime doğru gideyim. Aynen benim base'im, çünkü topraklardan tanıdım. Şimdi şöyle bir diamond sword mu yapalım? Bence bir pantolon yapalım.
ve bir de Diamond pantolon artı Diamond sword yapalım. Çünkü Diamond pantolon ve Diamond chest plate aynı zırh veriyor. O yüzden Diamond pantolon ve Diamond sword yapmak daha iyi bir seçenek idi arkadaşlar. Birazcık daha envanter düzeni yapalım şimdi. Zaten Diamond sword'um varmış lan. Tüh. Neyse sıkıntı değil. Şimdi birazcık envanter düzeni yapmak lazım. İkiye şunu alalım. Bu ne lan? Invisibility. Bununla galiba görünmez olursunuz. Aynen. Görünmezlik asası. Fakat bu görünmezlik hiçbir işe yaramıyor. Neden? Çünkü isminiz gözüküyor arkadaşlar. O yüzden pek bir işe yaramıyor yani. Pek öyle fazla tavsiye etmiyorum. Görünmezlik şeyinizi kullanmanızı. Dediğim gibi çok fazla bir etkisi olmuyor. Ama yine de alsak mı neyse gerek yok. Gerçekten hiç etkisi olmuyor. Adam mesela az önceki oyunda görünmez oldu ama ben onu yine isminden gördüm, kılıcından gördüm. Pek bir şey yapamadı bana, o yüzden kullanmaya da gerek yok. Hani böyle Skywars'tır, böyle işte şanslı adalardır, Lock Island'tır, Bedwars'tır falan envanter düzeni yapmak da hani gerçekten de çok sıkıntı. MCSG'ye göre falan çok daha farklı. Çünkü birçok şey var. Envanter, birçok item var kullanabileceğiniz. O yüzden öyle çok fazla envanter düzeni yapmaya da takılmayın ve hani çok süper bir şey çıktı ama bir süre sonra yok olacak. Şeysi çok az. Durability'si çok az. Bir iki tane attıktan sonra kırılacak ama yine de olsun, çok güzel bir şey çıktı. Ya çıkabilecek yani en iyi şeylerden bir tanesi çıktı. Ortaya gidip Diamond Sword mu alalım yoksa adam mı keselim? Bence ortaya gidip Diamond Sword, full diamond olmayalım, adam keselim. Çünkü zaten 3 kişi kalmış ve hani oyunda en iyi gelişen ben olduğuma inanıyorum diyecektim ki karşıdaki adamı görünce vazgeçtim. O TNT fırlattın. Tamam, anladım. Ben de sana ok fırlatırım, hem de patlayan ok. Bak, senin TNT'li şeyin varsa benim de patlayan okum var. Şimdi adam hemen bir Ender Pearl atalım arkadaşlar. Adam birazcık şaşırsın. Adam şu an ne olduğunu şaşırdı. Şöyle birazcık da şey alev fırlattım ama pek bir işe yaramadı. Hadi gel buraya dostum ya. Gelsene buraya ha. Gelir misin? Gelir misin? Hadi gel. Hadi gel. O potion fırlatıyor. Allah. Potion fırlattı lan. Şerefsizsin. Adamın potionları var ya. Adamın potionları var. Abi senin ben. Dur al, ben de sana fırlatayım. Gerçi oraya nasıl ulaşacak potion? Durun kaç ya, kaç. Abi bu potion olayı da bunda çok sıkıntı ya. Adam hayvan gibi potion fırlatıyor, görüyorsunuz. Bir an canım gerçekten de bayağı bir azaldı. Daha sonra şu an beni alabilir. Bakalım dalıyor mu? Dalmıyor. TNT yaptı oraya. Dostum ne korkak çıktın be sen de. Çıkmışsın ağaca böyle korkaklar gibi. Orada bekliyorsun. Abi şimşek çarptırdı herif bana ya. Tamam Thor. Thor sen misin yoksa? Thor. Dostum benim. Selam. Şöyle bir alev fırlatıyorum ama gerçekten de hiçbir işe yaramıyor bu alev fırlatması. Bunları tutturması gerçekten de çok zor. Kullanması öyle basit bir şey değil. Şimdi dur, hop hop, parkur prosu, parkur prosu. Süper dans ettim gerçekten de adamdan kurtulmak için. Arkadaşlar bize güzel bir şey çıktı. Aynen bak, bu çok iyi. Bu hani gerçekten de benim çok işime yarar. Benim yumurtalarım varmış, niye kullanmadım ya? Gel ulan sen gel. Ah ah, dur. Sakin ol, tamam. Sakin ol İsmet Harcı. Sakin ol, tamam. Abi benim yumurtam varmış, hiç fark etmedim ya. Geceliğin çok şey yani. O yüzden çok dikkatsiz oynuyorum arkadaşlar. Tamam, şimşek fırlatıyorsun, anlarım da. Bu sefer yandın dostum ya. Abi dur. Öl artık, öl korkak pislik. Şerefsiz herif seni ya. Hayatımda gördüğüm en büyük korkak abi. Herif herifi düşürdüm, tekrar yukarı çıkıyordu ya. Evet, karşıda bir tane daha adam var gerçekten de. Az önceki adamı güzel kestik. Yumurtaları birazcık daha önce fark etseydim daha erken de kesebilirdik ama geç fark ettim. Şimdi bu adamı kesmek hani bayağı bir sıkıntı olacak da, az kalsın bir tane ateşi tutturuyordum ona. Son ateş bükücü derler bana dostum. Hemen gelip seni de şimdi alevler içinde yaka yaka öldüreceğim. Geliyorum dostum, kaçacak bir yerin yok. 1v1 kaldık ve senin kaçacak hiçbir şeyin yok. Şimdi ben buraya toprak koya koya gitsem adam beni aşağı atmaz değil mi? Bakalım, deneyelim. İnşallah adamın atacak yumurtası, oku, ne bileyim başka bir şeysi yoktur ya. Çok korkarım yoksa. Öldürürse beni hani harbiden çok üzülürüm. Ben gitmesem de zaten bu adam bana hiçbir türlü gelmez arkadaşlar. Hiçbir türlü gelmez. Çünkü adamın armoru çok kötü. O yüzden en sağlıklısı adam için beklemek. Hop, adam hatta aşağı indi. Dostum nereye gittin? Nereden aşağı indin? Aa bak, buradan aşağıymış. Geliyorum. Öleceksin. Kaçamazsın. Saklanamazsın. Saklanamazsın. Ve GG. Evet.
Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin hoşuna gitmiştir. Umarım sizlere eğlendirebilmişimdir. Fakat dediğim gibi çok saat geç olduğu için çok fazla öyle enerjik olamadım. O yüzden dolayı da kusura bakmayın. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.